Üniversitesi Yönetim Kurulu haftalık toplantısını Yeşilova Höyü Ziyaretçi Merkezi'nde gerçekleştirdi. 2003 yılında ilk kez burayı buluştuk. 2005'te İzmir Arkeoloji Toplantı sonrası Kazı Başkanı, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Zafer Derin yapılan çalışmalarla ilgili yönetim kurulu üyelerine ayrıntılı bilgi verdi. Tarafında, Forum Borna Ordu'nun tarafında, bunu da 2005 yılında kazıya başladıktan sonra kurulmuştuk. Kazı alanını gezen yönetim kurulu üyelerine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da eşlik etti. Ziyareti değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Can Değer Yılmaz, kazı zamanının başlamasıyla Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ülkemizin her yerinde kazılara başladılar. Yeşilova Höyü de bu kazı alanlarından bir tanesi. Burada İzmir'de ilk yerleşimin 8500 yıl öncesine ait olduğunu gösteren buluntular elde edildi. Ziyaretimizle bir kez daha kendi farkındalığımızı arttırmayı amaçladık. Bu ziyaretle üstünde yaşadığımız toprakların altındaki hazinelerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Yeşilova Höyü'nün bir ayrıcalığı da Arkeopark projesi. Burası hem bir müze hem de aktif kazıların devam ettiği bir alan. Bu yönüyle de Türkiye'de ilklerden birisi. Buradaki çalışmaları uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Bunun için de el birliğiyle çalışıyoruz. Özellikle Arkeopark'ın projelendirilmesi ve yapılmasında Bornova Belediyesi'nin çok büyük katkıları var. Yeşilova'da yapılan çalışmaları, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplumun birlikteliğinin neler yapabileceğinin güzel bir ispatı olarak görüyoruz, şeklinde konuştu. Eski bir şeyi enerjisiyle ve öngörüsüyle yaptığı için üniversitem adına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Emeğinize sağlık. Güzelliklerle dolu olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Yeşilova Höyü kazısı, aynı zamanda Türkiye'nin yaşayan tek aktif arkeolojik alanı olarak nitelendiriliyor. Yani burası, geri geçme şartları da.